Bir diğer gelişmeyi de sizlerle paylaşalım. Hindistan varyantı ilimizde dün itibariyle görüldü arkadaşlar. Ama bu zaten beklediğimiz bir şeydi. Yani Sağlık Bakanımız malum 26 ilde görüldü dedi. Bu artık bir girdikten sonra bu neticede virüsün salgın hastalıkla mücadele ediyoruz. İlimize gelmemesi düşünülemezdi ama dün ilk hastamız 61 yaşında bir erkek vatandaşımız tespit edildi. Şu an için durumu iyi. Ama tekrar söylüyoruz. Yani hepimizin dikkat etmesi gerekmekte. Aşıların yapılmasını istiyoruz. 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da 3. dozlarını olmalarını muhakkak istiyoruz arkadaşlar. Şimdi bu Hint varyantı ile ilgili olarak da şu anda en büyük sıkıntı da şu. Yani hastamızın yakın dönemde bir seyahati falan söz konusu değil. Onun için yani filyasyon çalışması çok detaylı olarak yapılıyor ama yani buradan şunu söylemek istiyorum. Muhtemelen asemptomatik olan, semptom göstermeyen kendi yakınlarındaki bir kişi bu hastamıza bulaştırdı. Yani aslında hatırlarsanız İngiliz varyantı ilk geldiğinde Kızılırmak'taki ailenin bir seyahat hikayesi vardı. Yani Samsun'a gitmişler. Samsun dönüşü onlar tanı konulmuştu. Samsun'daki temaslıları da zaten aynı şekilde teşhis konuldu onlara da. Ondan dolayı ama burada bir seyahat hikayesi falan da yok. Bu sebeple aslında en korktuğumuz vakalardan diyelim. Çünkü dediğim gibi tam olarak şeyi tespit edemiyoruz, kaynağı. Bu da bize bu işin arkasında bir asemptomatik, hani muhtemelen yaşı genç, vatandaşımızın görüştüğü, konuştuğu, bir araya geldiği birisine işaret ediyor. Bunun için tekrar söylüyoruz, lütfen dikkatli olalım. Ama yani psikoloji çok rahatladığı için bunun kolay olmadığını farkındayız. Şu anda bununla ilgili olarak en temel çözüm de aşı. Yani malumunuz vefat sayısı 419, bir süredir sabit kalıyor orada. 1 Haziran'da yapmış olduğumuz toplantıda bu sayı 409'du. Yani o günden bugüne 10 vatandaşımızı daha kaybettik bir ay içerisinde. Diğer aylarla karşılaştırdığımızda çok şükür düşük olabilir. Ama ölümler devam ediyor. Bunun da hani iyi bu. Şu anda serviste yatan hastalarımızın en küçüğü 44 yaşında. Ve yine servisteki 13 hastamızın 3'ü 65 yaş altı hastalarımızdan oluşuyor. Onun için yoğun bakımdaki hastaların da en küçüğü 69 yaşında. Diğer hastalarımız 69 yaşın üzerinde, yani bu entübe olan hastalarımız. Dediğim gibi ama hastalık, salgın hafiflemiş olsa da etkisini devam ettiriyor. Onun için tekrar söylüyoruz. Lütfen aşı olalım. Şu anki en büyük mücadelemiz o. Önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı ile ilgili olarak da gerçekten endişe içerisindeyiz. Onu söylemek istiyoruz. Çünkü ister istemez bir hareket olacak. Vatandaşımız, hani biz bu normalleşme dönemlerini artık malum kaçıncı defa yaşıyoruz. Bu dönemlerde gördüğümüz en büyük sıkıntı zaten psikolojinin kontrolü oluyor. Psikolojiyi yönetemiyoruz. Şu anda siz daha iyi görüyorsunuzdur bunu. Herkes salgının, hastalığın bittiği kanaatinde genel manada. Çünkü yani ilimizde günlük 10 ile 20 arasında vaka çıkıyor. Bu vakalar tabii il geneli yayıldığı için merkezde 3-5 vaka ancak var. Bunun sonucunda da tabii ki herkesin etrafında, çevresinde öyle hasta olan, vefat eden falan olmayınca vatandaşlarımız hastalığın bittiğini düşünüyorlar ama hastalık bitmedi.